Türklerin tarih sahnesine çıkışı. Evet, Türklerin tarih sahnesine çıkışı mutlaka çok eski çünkü dil çok orijinal ve teşkilat yapıları çok enteresan. Biz Moğolların birebir komşusuyuz, bitişik nizam. Fakat o kadar fark var ki ikisinin arasında. Bir kere dilde müşterek kelime yok. Yani bu, affedersin, Portekizce ile Romence gibi falan da değil. Yani Bask diliyle Fransız dili kadar farklı neredeyse bazen. Yani müşterek kelime yok. Mesela Macarca ile daha çok müşterek kelimemiz var. Sayılar yok falan. Hatta Bask'la bile daha çok müşterek kelimemiz var. Yani olabilir mi, olmayabilir mi onu bilmiyorum. Ama Macarlar için doğru. Bununla birlikte bu tabii bir uzak dil grubunun içinde bizimle akraba. Aşk kelimelerinin mesela alakası yok. Ve daha da enteresan, dili bırak ayrı platforma gel, ananeler batışmıyor. Mesela bu Türk milleti, Türk kavmi, İslamiyet'ten evvel de bu ırz konularında falan çok haşin olmuşlar. Yani ırz düşmanı atlara parçalattırıyor, bilmem ne falan. Yani böyle bekaret gibi kalıntıları var şeyler, yani onlar çok önemli. Bunlar öyle değil, Moğollar daha rahatlar. Daha sakin gibi görünen bir kavim ve tabii en mühim şey sayıları az. Onun için o Cengiz Han'ın ordularında bilhassa haleflerinin zamanında Türkler, Kıpçak kabileleri çok ordunun içindeler. Ve oradan da mesela bir Tatar gibi hakikaten Moğol kabilesinin adını bir takım Türkler benimsemiş. Böyle bayılırız biz öyle şeylere ya. Ve bu tasdik yeni başladı mesela. Kazan Tatarları en tarihçi Türk kavmidir. Bunu silmeye çalışıyorlar. Biz Bolgarlardan geliyoruz falan diye. Yani bir yerde nereden geldiklerini tespitte çok tartışırız da onlar Çuvaş olmalı çünkü Bulgarlar. Fakat Tatar olmadıkları yani ismin dışında bir gerçek. Onda haklılar. Şimdi bakınız, bizim buraya girişimiz çok süratli oldu. Çünkü biz 1055'te Dandenekan Meydan Savaşı ile bizden evvelki Türk varlığını, Gaznelileri Afganistan ve Horasan'da şeye uğrattık. Sopa yediler Sultan Mesut zamanında. Ve oradan girdi bu Selçuki şeyleri, kavmi. Kavim değildir o. Selçuk Hanedanı'nın yönettiği ikinci, üçüncü nesil İran. Bu İran'da kullanılan dil çarşıda, pazarda ve bürokraside Farsça, medresede Arapça ama orduda Türkçe, Gazneliler'de de öyle ve temiz Türkçe, ona çok dikkat ediliyor. Şimdi bu adamlar ilk defa Türkler bu Anadolu'da karşılaşmıyorlar kozmopolit bir yapıyla. Onu taşımaya çok müstahitler. Eğer ben size Selçukilerin İran'daki hakimiyetleri sırasında idare ettikleri kavimleri saymaya kalksam şöyle koca bir sayfa dolar. Yani hiç denemeyelim istersen. Ama çok ilginç bir şey. Bunların içinde Farslara hayranlar. Çünkü en seçkin bir dil. Onların adetlerine, onların terminolojisine. Ve Türklerin Müslümanlığı İran etkisiyle olduğu artık bugün tartışılmıyor. Yani bütün dini terminolojimiz Farsça. Namazdan başla, abdeste ve oruca kadar. Yani bunlar hepsi Farsça kelimeler. Bu 1055'ten şuraya geçiş, yani bilmiyorum ne kadar bin olduğunun farkında mısın kilometrenin, 20 yılı geçmiyor. Neredeyse çok 20 yılda hemen hemen 2000 kilometre yol evet. Çok ve süren. 20 yıldan sonrası Anadolu'nun görmediği bir şey oluyor. Köylere girip yerleştikleri gibi dağlara da çıkıyorlar. Yani göçebeler işte orada ip kopuyor. Çünkü alışılmış Anadolu hakimiyetinde yani bizden evvelki ne Ermenilerde doğuda ne işte Bizans sesi dediğimiz Helenlerde dağda göçebe hakimiyeti yok. O çok ilginç bir şey. Bunun girmesi Anadolu'ya yani artık 13. asrın başlarında 1200'lerde
Venedikli, Cenovalı vesaire gibi İtalyan takımının, tüccarların, gezginlerin, diplomatların, burayı iyi tanıyan adamların memleketi Türkiye ya Türkmenya demelerine evet. sebep oluyor. Çünkü artık belli ki lingua franca, ortak anlaşma dili Türkçe olmuş ve her yerde Türk var. Bu 12. yüzyılda oluyor. Öbürküler oturuyor. 13, 12'nin sonu 13. Dolayısıyla Türkiye'de, Anadolu'da bir nüfus amalgamı var. En önemlisi göçebeler. Bu göçebelik yani ya yarı göçer değil, göçebeler öyle bir unsur ki fütuhatta bunlar kullanılıyor. Bir cezalandırma taktiğiyle. Mesela Kıbrıs bunların sürgün edildiği bir yer. Çünkü birbirleriyle kavga ediyorlar. Ya Tahrir Emin'i öldürüyorlar falan. Vergi vermiyorlar. Ceza oraya evet. Yani tevsik edilmiş bir şekilde Kıbrıs Türklüğü bunlardan. Kıbrıs'ta böyle işte Fenikeli falan olmak isteyen bir takım vardır. Kendilerine büyük teessüfle çok üzgünüm. Kusura bakmasınlar. Ama yani kaba saba Toros Türkmenlerisiniz. Burada sana bir şey sorabilir miyim? Mihail Ataliatos diyor ki bunlar geldi, ormanlar bitti, keçiden ötürü diyor. Öyle keçi. Bizanslı tarihçi bunu yazıyor, ormanlar gitti diyor adam. Tabii o kadar keçiyi beslersen yani olabilir bu, olabilir ama... Dikkatini çekmiş herif yani. Evet, şurası bir gerçek tabii. Bunlar alışılmış köylü tipi değil. Çünkü bunlar... şeye girmiyor, zümre hakimiyetine girmiyor. Çok enteresan bu. Yani bu 11. asırdan sonra Anadolu'nun Türkleşmesinde en önemli unsur bu göçebe unsurdur. Çünkü bunlar bir kere bakın başında şunu söyleyeyim, öyle çok ortodoks bir İslam'ın içinde değiller. Değiller. Bunlar çok ilginç bir şekilde vergi veriyorlar tabii ama devletle ilişkileri fevkalade sınırlı ve tespit edilmiş. 19. asra kadar bu böyle. Ve bunların başka gruplarla da ilişkileri, dini gruplarıyla da o kadar açık. Biz bugün artık Anadolu'da bulunmayan, İstanbul'da çok az rastladığımız, bir Karamanlı zümresi var. Yani Karamanlı Türk dediğimiz Ortodoks Hristiyanlar. Onların bir kısmı mübadele gitmişler. Bu mübadelede bir kısmı değil, adam akıllı bir kısmı evet. gitti. Bunlar kurtulanlar. Bu maalesef bizim yakın tarihimizin çok trajik bir olay. Çünkü belli ki bu dağdaki insanlara bilhassa Müslüman da gitmiş. Bektaşi babası gibi adamlar da gitmiş. Sofu Müslüman da ulaşmış ama aynı zamanda keşişler de ulaşmış. Tabii. Yani bunların başka türlü Hristiyanlığını izah edemiyoruz. Evet. Yani bunlar Hristiyan Helenlerdi de Türkçe öğrendiler falan. Yok hiçbir şey bilmiyor. Yani Karamanlı Türk'ün İncil'i 19. asırda 18'de Yunan harfleriyle Arkonoklides harfleriyle yazılan saf Türkçe halinde bulunmaz. Alfabe Yunan, yazı Türkçe. Evet, yani mesela kitabeler öyledir. Ürgüp'te bir hamamın kitabesi. Ürgüplü bunlar. Bilmem ne sultan, bilmem ne efendimiz falan diye. Mesela Sille denen köyde Konya'nın çok yakınında. Gidin bakın bırakılan kiliseye, üstündeki kitabeleri, epigrafik malzemeyi okuduğunuz zaman bunu görüyorsunuz. Kilise onların çünkü. Ahali farkında dinin olduğunun. Ve bu bir şeydir. Nüfus mübadelesinde maalesef istesek de istemesek de Anadolu'dan gönderdiğimiz Helenlerin yanında asıl gidenler bunlar. Türkler. Bu, evet, bu Türkler. Çok büyük bir kayıp. Ve çok ilginç bugün bu kişilerin diline ve edebiyatına Yunanlılar sahip çıkıyor. Yani bu Karamanlidika bibliografyasında... Ama onu yapan da kendisi de Karamanlı soyundan bir kız. Işte, Evangelion yani, Balta, değil mi bizim birinci sınıf bizim evi. Niçin bizdeki Eva, şey ilgilenmez evet. bu adamlarla ya? Yani... Efendim biz neyle ilgileniyoruz ya? Bu eski bir laftır. Bizim hangi işimiz doğru? Doğru. İşte geçirdim. Çok acı bir şey bu ya. Biz çok hiç şeyle ilgilenmeyiz. Bende Karamanlidika coğrafya kitapları var ya.
Tabii coğrafya okul kitabı beyefendi. Okul kitabı, fen kitabı var. Evet. Hep roman sayıyorlar. Halbuki ben bir tarihte arşivde buldum. Fünun Mecmuası, Evangelir Misralidis'in çıkardığı bir seri. O helan arşivde var onlar tabii. Göreyim ben ya, fotokopiyi aldım. Ben de coğrafya ders kitabı buldum. Efendim var, adamlar uğraşmış evet. Yani son sürat girişmişler. Çünkü İstanbul'daki unsurlar yani çok artık aydın ve çok çalışkan kendi kavimlerini temsil ediyorlar. Tabii içlerinde helenleşenler olduğu gibi büyük şehirde kendini muhafaza edenler var. Çok enteresan bir şey. Tabii helenleşmeleri herhalde kaçınılmaz. Çünkü bir hem kısmı din, ama inatla hem, korumuş evet. Kendini. Yani bir sürü arkadaşımız var hatta bunlardan.